Günün ikinci maçıyla sizlerle birlikteyiz. Koyun Baba Kınık maçı. Bugün Koyun Baba'yı mavi formayla, Kınık takımını ise kırmızı beyaz formayla seyredeceğiz. FIFA tarafından yönlendirilen hakemimiz Ferhat Bey. Gözlemci Şaban Kocatürk. Gözlemci Şaban Kocatürk ama gözlemiyor bugün. Maçta ilk düdük gelmek üzere. İki takıma da başarılar diliyorum. Ve ilk düdük geldi. Maça başlayan taraf Kınık oldu. Geldi. Ali pasında. Yunus tekrar Ali. Ali iki rakibi arasından pası. Ahmet düştü kalktı. Şimdi tekrar Yunus. Ali sağ kanada pası. Ümmet. Kaç düdüğü geldi. Kınık şimdi tacı kullandı. Koyun Baba çıkıyor. Topla birlikte sol çapraz şimdi. Şut geldi. Kaleci Mehmet kalesinde dikkatli. Oğuzhan sol çaprazdan harika düşündü kaleyi. Yeşil tişört çocuk var ya kenarda dolanıp ona gider misin rica etsem ya? Yusuf! Şimdi korner kullanıldı. Arka direk kafa vuruşu out. Recep arka direkte bomboş kaldı. Vuruşunu yaptı. Top da oradan out'a çıktı. Murat şimdi düzeltiyorum. Mehmet out atışını kullandı. Murat. Mehmet. Şimdi taç çizgisi üzerinde Ahmet iki rakibi arasından çıkamadı. Sol kanat. İkili mücadele kazanan taraf Koyun Baba oldu. Tekrar Yunus geldi pozisyonu bozdu ve topu sahibi Yunus sağ kanada pası. Top kaybı geldi. Davut kontrol edemedi topu ve taç Koyun Baba kullandı. Yaşar pasında Yusuf. Düdük geldi. Faul. Hızlı kullandılar serbest vuruşu ama hakem yerinden kullanılmasını istedi. Şimdi bir uzun top. Savunma karşıladı. Ümmet sol kanatta topla birlikte ilerliyor. Ümmet Yunus'un koşusu var. Ümmet Yunus'u düşündü ama top Yunus'un bir nebze arkasında kaldı. Top da oradan out'a çıktı. Koyun Baba kalecisi Murat out atışını kullanacak. Yaşar. Yaşar yerden. Recep. İki rakibinden baskı geldi. Recep sol kanada pası. Tek top. Şimdi Burak. Top hareketlendi ama orada savunmada İbrahim izin vermedi. Korner kullanacak Koyun Baba takımı. Savunma uzaklaştırdı. Top Yaşar'a kadar geldi. O da kalecisi Murat'a döndü. Murat'ın pasında Ahmet topun sahibi şimdi. Ahmet sırtı dönük. İki rakibinden baskı Ahmet. Topu takımına kazandıramadı. Yaşar. Pası sol kanada. Faul düdüğü geldi. Serbest duruş kullanacak. Kınık takımı. İbrahim topun gerisine geçen isim. Rakip yaralanın ortasından sağ taç çizgisine oldukça yakın bir nokta orta geldi. Yaşar karşıladı. İbrahim gelişi güzel bir şekilde topu Koyun Baba kalesine doğru yolladı ve top out'a çıktı. Şimdi Murat out atışını kullanacak. Sol kanatta Sezgin. Yerden pas araya giren isim Davut. Davut şutunu çekti. Out.
Murat out atışını kullandı şimdi. Sezgin. Yunus girdi araya. Yunus. Yunus arkadaşları pas bekliyor. 4'e 3 pozisyon yakaladılar. Bir anda şut geldi. Kaleci Murat çıkardı. Ümmet o da vurdu. Out. Kırık. Oldukça baskın, oldukça dominant bir futbol sergiliyor. Şimdi Koyun Baba çıkmaya çalışıyor sağ kanat. Ümmet'in baskısı. Geriye. Savunmadan çıkmaya çalışıyor Kınık takımı. Sol kanat Ümmet. Ali pasında Yunus. Sağ çapraz şimdi. İçeriye çevrilmek istenen top. Savunmadan sekti. Taç. Koyun Baba kullanacak. Kontrol geldi. Dönmek istedi ama. Uzun topta Yunus ve Yaşar ikilisi hava topu mücadelesi verirken Yaşar'ın arkadan bir müdahalesi oldu. Düzeltiyorum, Yunus değil Ahmet. Ahmet ve Yaşar ikilisi. Yaşar'ın müdahalesi ardından Ahmet yerde kaldı. Şimdi tekrar oyun hareketlenecek. Serbest vuruş Kınık'ın. Kaleyi cepheden gören bir pozisyon ama oldukça uzak bir mesafe. İki kişilik baraj. Şimdi orta geldi. Seken top. Taç. Kınık kullanacak. Ümmet. Ortaya doğru. Ceza alanı içerisi. Yunus önünde buldu. İnanılmaz bir pozisyon. İnanılmaz bir pozisyon. Yunus'la yararlanamadı Kınık. Adeta kale boştu. Ama pozisyonu yeterince açıkçası göremedim o karambolden. Top nasıl oldu da dışarı çıktı hiçbir fikrim yok. Korner kullanıldı ters kanattan şimdi. Taç, Koyun Baba kullandı. Yaşar. Yaşar topun sahibi, bastı topa sağ kanada doğru. Yusuf. Şimdi Davut. Davut. İkili mücadele. Yusuf araya girdi. Topu takımına kazandırdı. Sezgin. Pası şimdi orta alanda Recep. Recep. Bir uzun top. Geçmedi. Koyun Baba rakip yarı alana geçmekte oldukça zorlanıyor. Şimdi tekrar Recep, bir uzun top daha. Cafer'e gelmedi. Out kullanacak Kınık. Kaleci Mehmet out atışını kullanacak. Arkadaşlarına daha iyi yerleşmelerini söyledi sahaya ve şimdi Ümmet topu taca bıraktı. Kınık takımı taç kullanacak. Geriye oynadı. Ali pasında Yunus şimdi top hareketlendi ama Sezgin savunmada vücudunu araya koydu ve topun doğrudan taca çıkmasını sağladı. Taç kullanacak Koyun Baba. Sezgin tacında top kaybı. Kınık savunması işi güzel bir şekilde uzaklaştırmak istedi ve taç tekrar Koyun Baba'nın. Ümmet araya girdi. Davut. Davut çok güzel aldı topu. Davut, Yunus'un koşusu var. Sağda da Ümmet geliyor. Şimdi sağ çapraz. Ahmet geriye çıkardı. Ümmet. Ümmet baktı ortaya. Ümmet. Davut top bekliyor. Ümmet. Yaşar karşısında. Top hala Ümmet'te. Ümmet geçemedi bir türlü. Ama top tekrar Kınık takımında. Şimdi ceza alanı içerisi. Ahmet ortası geldi. Top doğrudan avuta çıktı. Burak. Burak, Yunus'un baskısı vardı. Sezgin şimdi tek top tekrar Burak. Burak Oğuzhan'ı gördü ama.
Serbest vuruş Kınık kullanacak. İbrahim bir uzun top ceza alanına doğru. Savunma karşıladı. Şimdi Oğuzhan yerden Cafer çevirdi. Topla buluşan isim Recep. Recep hemen yanında Burak var. Burak topla buluşan isim şimdi. Geriye oynadı Yusuf. Yaşar. Tekrar Yusuf. Önünde boş bir alan var, onu değerlendirdi Yusuf. Şimdi Recep. Faul düdüğü geldi. Davut'un müdahalesi. Hakem Ferhat faul olarak yorumladı. Serbest vuruş Koyun Baba takımının. Orta gönderim birkaç metre ilerisinden serbest vuruş. Kale oldukça uzak bir mesafe ama cepheden gören bir pozisyondu. Tek kişilik barajdan top taca çıktı. Yusuf tacı kullandı şimdi ceza alanına doğru. Taç yanlış kullanıldı. Şimdi hakemden bir geri pas kararı geldi. Koyun Baba endirekt serbest vuruşu kullanacak. Topun gerisinde Recep ve Oğuzhan ikisi var. Şimdi Oğuzhan çekildi. 3 kişilik baraj. Recep. Sezgin de girdi cezalarının içerisine. Orta geldi. Kınık savunması karşılamak istiyor ama top bir anda karambol içerisinde kaldı. Şimdi Kınık çıkıyor. Resul sağ kanatta doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci Murat topun sahibi. Oğuzhan. Oğuzhan. Ümmet'in baskısı. Faul düdüğü geldi. Recep. Geriye Yaşar. Yaşar. Kale önüne doğru. Savunma karşıladı. Ali uzaklaştırmak istedi. Recep kafa vuruşu. Taç Kınık takımı kullanacak. İbrahim taç atışını kullanacak. Yunus. Yunus pası sol kanada. Ümmet çok güzel bir oyun geldi. Yunus tekrar Ümmet cezalar içerisi. Dışarıya çıkardı topu Ümmet. Doğrudan kaleyi düşünse. %100'lük bir pozisyondu ama Ahmet'i düşündü. Ahmet'e de oldukça kötü bir pas geldi Ümmet'ten ve bu pozisyondan yararlanamadı Kınık takımı. Şimdi Yaşar orta gönderdi. Recep topun sahibi. Recep şimdi ceza alanı içerisine doğru pası. Kaleci Mehmet zamanında terk etti kalesini. Cafer'in topla buluşmasına izin vermedi. Şimdi Cafer doğrudan kaleyi düşündü. Out. Cafer indirmek istedi. Orta alanda. Oğuzhan karşılamıştı. Kınık çıkaramadı topu bir türlü savunmadan. Şimdi Davut. Davut topla birlikte ilerliyor. Davut. Burak onun pozisyonu bozmak isterken müdahale geldi. Faul. Serbest vuruş sağ çaprazdan. Kınık takımı kullanacak. Sarı kart gören isim Burak. İbrahim topun gerisinde. İki kişilik baraj sağ çaprazdan oldukça tehlikeli bir nokta. İbrahim vuruşunu yaptı. Doğrudan avuta çıktı top. Tamam, gel. Gel, hadi gel. Tamam, gel.
Yaşar. Yaşar'dan harika bir top geldi. Burak. Ümmet'in müdahalesi. Taç. Koyun babanın. Yusuf. Ortası. Savunma karşıladı. Taç. Ters kanattan. Koyun baba kullanacak tekrar. Oğuzhan tacı kullandı. Tekrar Oğuzhan. Ümmet tek top. Tekrar Oğuzhan'a geldi. Şimdi Burak. Oğuzhan sol çapraz harika geldi koyun baba ama. Savunmada İbrahim son anda müdahalesi. Taç kullanacak koyun baba. Oğuzhan tacı kullandı ceza alanı içerisinde. Cafer yükseldi İbrahim karşıladı. Ümmet şimdi sol kanattaki boşluğa harika bir top. Yunus. Yunus topla birlikte ilerliyor. Karşısında Yusuf var. Yunus pası Davut. Önü boş Davut kaleyi düşünebilir. Vurdu. Çok net bir pozisyon harcandı yine. Kınık. Bugün oldukça bonkör davranıyor. Net pozisyonları üst üste harcadı Kınık. Bu sefer de Davut da yararlanamadılar. Çok müsait bir pozisyonda Davut şutunu çekti. Top out'a çıktı. Burak tacı kullandı şimdi koyun babada. Top tekrar taca çıktı. İbrahim taç açısını kullanıyor. Yunus harika kontrol. İki rakibi arasında Yunus çok güzel döndü. Davut'a kazandırdı topu. Davut geriye. İbrahim sol kanatta. İbrahim uzun bir top ceza alanı içerisine. Ahmet kafa vuruşunu yaptı ama oldukça zor pozisyonda vuruşu. Oradan out'a çıktı. Yaşar tek top Sezgin. Sezgin topla birlikte ilerliyor. Şimdi Oğuzhan'ı gördü. Oğuzhan sol kanatta Recep. Recep gol geldi. Recep sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Golünü attı. Koyun baba 1-0 önde. Koyun baba. Koyun baba. Koyun baba az geldi. Öz geldi. 1-0 öne geçti. Recep sol çaprazdan. Harika bir vuruş. Oyun tekrar hareketlendi. Davut. Tabii bugün açık konuşmak gerekirse Kınık takımı bu golü yemeyi hak etti. Çünkü oldukça net pozisyonları harcadılar üst üste. Şimdi Yaşar. Yaşar'la geliyor koyun baba. Yaşar pası. Savunmada İbrahim karşıladı. Davut. Davut. Yunus tek top. Yaşar ileriye çıkmıştı, ileride kaldı. Yaşar hemen yanında Recep var. Burak düşündü. Cafer tek top geriye çıkardı. Out. Oğuzhan şutunu yolladı kaleye. Top da oradan out'a çıktı. Mehmet out atışını kullandı. Hop tekrar koyun babaya geçti. Şimdi İbrahim gelişi güzel bir şekilde uzaklaştırıyor. Out. Yusuf'un pası isabetsiz. Ümmet pası. Yunus kontrol edemedi. Taç kullanacak Kınık. Davut tacı kullandı. Yunus yükseldi. Ceza alanı içerisi. Koyun baba çıkıyor şimdi Recep. Golün sahibi Recep sağ kanada pasında Oğuzhan. Çok hızlı bir top oldu bu. Yunus önünü almak istedi. Sezgin girdi araya. Uzaklaştırdı. Sol kanatta Recep top kontrol etmek istedi ama başarılı olamadı. Şimdi İbrahim sol kanada pası. Yusuf karşıladı. Davut. Davut pasında. Yusuf'un müdahalesi. Faul. Serbest vuruş kullanacak. Kınık takımı. Kaleyi cepheden gören bir pozisyon. Tehlikeli olunabilecek bir nokta. Serbest vuruş. Koyun baba oyuncuları itiraz ediyor.
Sarı kart geldi, evet. Yaşar sarı kart gördü Koyun Baba takımında. Yoğun itirazlar sonucu. Yunus topun gerisinde, iki kişilik baraj var. Yunus. Ahmet kalecinin açısını kapatmaya çalışıyor ceza alanı içerisinde. Şimdi Yunus vuruşunu yaptı. Takım arkadaşına çarpan top out'a çıktı. Koyun Baba out kullanacak. Yusuf pası yerden, tek top Burak'tan. Yaşar uzun oynadı. Savunma girdi araya, sağ kanat. Şimdi Davut. Davut doğrudan kaleye. Kaleci Murat karşıladı. Çıkaramadılar topu savunmadan. Taç kullanacak Kınık. Şimdi ceza alanı içerisi. Dönen top Yaşar uzaklaştırdı. Bu arada kaleci Murat yerde. Murat hala ayağa kalkabilmiş değil. Bir sakatlık geçiriyor. Dileriz ciddi bir problemi yoktur Murat'ın. Ve maçta ilk yarıda son düdük geldi. 1-0'lık Koyun Baba üstünlüğüyle sonuçlandı. Zamanında bitir miydi? Tamam. Saat şu an 3'te bitiriyorsun. Saat kaç? Saat kaç? 20 var. Tamam tamam, hemen 2 dakika. Su içtin hemen. Tamam hemen tamam. Sen bana haber ver oradan. Ben bakıyorum sana zaten. Yönetim izin veriyorsun. Tamam, sen bana oradan haber ver. Tamam tamam. Yönetim nerede ya? Ya Yaşar bak, ödümü fark ettim onu. Demin burada içiyorum ya, şuradan fıt fıt atlar gibi. Yarım tıksam yok. Canım sıkıldı zaten. Saha büyük, bok gibi geçiyor maçta. Berat hocam. Hı. Hadi devam. Su içsinler, hemen başlatıyorum. Üçte. Tamam, oradan bana sen şey yap. Tamam, ben sana bakarım. Ben telefonu aldım ya. Tamam. Telefonu cebime koyacağım. Birer tane. Tamam. Berat hocam. Ben o zaman 3'e göre dakika söylerim kendisi. Bana söyle ki bitti de ben bitireyim. Tamam mıyız? Haydi başlıyorum ya. Su getir bir tane. Arabada pratik yaptım ya. Murat abi. Hadi bakalım. İlk kural yani. Ben de anlatamıyorum. Çünkü 1-8 kişi, 2 her oyuncunun arkasında isim de yazmıyor. Kağıttan sürekli bakman gerekiyor. Gaza geliyor.
Hemen sana bakıyorum. Daha büyük, küçük olsa. Ve maçta ikinci yarıda ilk düdük geldi. İki takıma da başarılar. 1-0'lık Koyun Baba üstünlüğüyle geçilmişti ilk yarı. Kaleci Mehmet. Bir dakika alabilir miyim? Sol kanatta. Uzun top. Birinci maçın telefonla bu tarafını çektin mi? Gel güzel yürü. Şimdi sağ çapraz. Koyun Baba tehlikeli geldi. Resim ne zaman onları atabilirsin? Vuruş. Alta çıktı. Olsan vuruşu. Taç kullanıldı. Bugün yarın verirsen ben Gökhan'dan alayım. Tamam, teşekkür ederim. İçeri gel. Geride Resul topun sahibi. Uzun top kale içerisine doğru. Ters bir top ve gol. Gol geldi. Skor 1-1. Savunmanın hatası Kınık takımına beraberliği getirdi. Resul ceza alanına bir uzun top. Savunmada Sezgin yükseldi. Kaleci Murat kalesinde değildi. Ve top ağlarla buluştu. Skor 1-1. Oyun tekrar hareketlendi santra vuruşuyla. Yusuf pasında Sezgin sol kanatta. Yaşar topla buluşan isim. Yaşar. Çizgi üzerinde. Bu arada Koyun Baba'da bir oyuncu değişikliği. 5 numara isim kim? Ali. Kim çıktı ki? Abi. Şimdi Davut. Yaşar girdi araya. Yaşar çizgi üzerinde pası. Davut'un müdahalesi şimdi sol kanat Recep. Recep 3 rakip arasında kaldı bir anda. Top Kınık takımına geçiyor. Şimdi sağ çapraz. Ulan oyuncu değiştirmişler bana söylemiyorlar. Bir orta kafa ve gol geldi. Gol geldi, harika bir gol. Sağ köşe gönderinden Mehmet ortaladı. İçeride Yunus adeta kafasıyla bir füze yolladı kaleye. Yunus bir anda ceza alanına koşusunu yaptı. Vuruşu oldukça net bir vuruş geldi ve gol. Skor 2-1. Kınık 2-1 önde. Ali sizden kim çıktı ya? Şimdi bir orta. Kaleci Murat karşıladı. Yunus kontrol edemedi. Koyun Baba çıkıyor. Yaşar sağ çapraz. Pası Oğuzhan. Oğuzhan ceza alanına girmek üzere şutu. Çizgiden çıkardı Ahmet. Ahmet çizgiden çıkardı. Koyun Baba bu arada devre arasında bir değişiklik yaptı. 2 numaralı Burak çıktı. 5 numaralı formasıyla Ali'yi seyrediyoruz. Kınık'ta da bir oyuncu değişikliği var ama henüz kimin çıktığına dair bir bilgi gelmiş değil. 2 numaralı formasıyla Mehmet oyunda. Şöyle bir sahaya bakıyorum. Yanılmıyorsam Ümmet yok. Evet. Ümmet. 8 numaralı formasıyla Ümmet çıktı. Mehmet oyunda. Mehmet, kimin yerine girdin? 2 numara. Kimin yerine girdin? Ümmet mi? Tamam. Şimdi sağ kanatta Resul pası. Mehmet'in müdahalesi. Yunus indirdi ama top da oradan alta çıktı. Oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. 8 numaralı forması. Adı ne? Yasin. 8 numaralı formasıyla Yasin'i seyredeceğiz maçın kalan bölümünde. Yaşar oyundan çıktı. Gel, gel.
Şimdi Yunus ve avantaj bozuldu. İbrahim'e yapılan müdahale, hakem avantajı göstermişti ama devamında avantaj bozuldu ve serbest vuruş şimdi İbrahim. Kaleci Murat kalesinde dikkatli, farkın ikiye çıkmasına izin vermedi. İbrahim şimdi taç kullanacak ceza alanına doğru. Tacı yanlış kullandı İbrahim. Taç el değiştirecek. Şimdi Mehmet ve gol ve gol ve gol, Mehmet'in vuruşu. Mehmet vurdu 3-1. Harika bir gol geldi Mehmet'ten. Filelerdeki yırtıklardan ötürü buradan zaman zaman pozisyonu süzmekte zorlanıyorum ama Mehmet'in vuruşu, gol geldi. Skor 3-1. Mehmet oyuna sonradan girdi. İkinci yarı oyuna dahil oldu. Bir gol bir asistle oynuyor. Takımına çok büyük bir katkı verdi Mehmet. Şimdi korner sağ köşe gönderinden Koyun Baba kullanacak. Orta geldi, İbrahim karşıladı. Gelişine bir vuruş, out. Yusuf vuruşunu yaptı. Top da oradan out'a çıktı. Kaleci Murat, uzun top. Yunus indirdi, İbrahim. İbrahim ikinci yarı daha ileride oynamayı tercih etmiş gibi görünüyor. Ahmet geride oynuyor ikinci yarı. İlk yarı tam tersiydi. İbrahim'i stoper olarak seyretmiştik. Ahmet ileri uçta Yunus'la yan yana oynuyordu. Radikal bir değişim Kınık'tan. Şimdi İbrahim, Davut. Davut topla birlikte önündeki boşluğu değerlendirdi. Davut pası Yunus. Yunus ayağa kaydı yerde. Hakem Yunus'un topu sakladığını düşünüyor. Oldukça da haklı. Şimdi Ali pasında Cafer. Tek top sağ kanada. Taç Kınık kullanacak. Şimdi araya giren isim Koyun Baba takımından Recep. Faulü de kazandırdı takımına. Sağ çaprazdan serbest vuruş kullanacak Koyun Baba. Tam üçte bitmesi gerekiyor çünkü. Şimdi serbest vuruş. Topun gerisindeki isim, oyuna sonradan dahil olan Ali. İki kişilik baraj. Ali yerden, ceza alanı içerisi bir karambol. Gol gelmedi. Çok tehlikeli bir pozisyon. Kınık savunması uzaklaştırdı. Bir değişiklik daha gerçekleşiyor şimdi Koyun Baba takımında. Girenin adı ne? Kim giriyor? Hakan. Numara? Hakan numara? 2. Recep çıktı. Hakan oyuna dahil oldu. Ali. Hakan değil mi abi? Hakan, tamam. Kim çıkıyor başka? Oğuzhan çıkıyor. Oğuz çıkıyor. 3 numara, 2 numara girdi abi. Tamam. Bu arada Koyun Baba da Recep oyunda kaldı. Oğuzhan oyunu terk eden isim oldu. Şimdi sağ kanattan rakip yer alanının ortasından Cafer serbest vuruşu kullandı. Barajdan seken top, Yunus kontrol etmek istedi. Yunus'un müdahalesi, faul. Ceza yayı üzerinden serbest vuruş kazandı Koyun Baba. Oldukça tehlikeli bir nokta. Gol gelebilir. Kalecinin kapattığı köşeye sert bir şut golü getirecektir. Bakalım kim kullanacak? Evet, Recep topun gerisinde, Koyun Baba'da. Recep, 3 kişilik baraj var. Recep vuruşu barajdan sekti.
Ve penaltı. Penaltı kararı geldi. Koyun Baba penaltı kullanacak. 3-1'lik kırık üstünlüğü. Bakalım penaltıyla skor değişecek mi? Yerde hala bir oyuncu var Koyun Baba takımında. Helal Hacı. Ben görmüyorum. Evet. Koyun Baba penaltı kullanacak. Kaleci Mehmet'le Recep karşı karşıya. Mehmet vurdu, gol oldu. Güzel çorum Recep vurdu, gol oldu. Recep'in vuruşu. Skor 3-2. Skor 3-2. Koyun Baba farkı 1'e indirdi. Recep'in golü penaltıdan. Fark 1 bakalım. Kalan süre bizlere neler gösterecek? Şimdi santral oyun tekrar hareketlendi. Davut sol kanatta. Faul geldi. Kart çıkacak. Oyun oldukça gerginleşti bir anda. Yusuf kart gören isim oldu. Koyun Baba takımında. Saat kaç? Ha dur. Maçta artık son 8 dakikalık bölümün içerisindeyiz. Kınık serbest vuruşu kullanıyor. İbrahim kullandığı yerden. Sezgin savunmada topun sahibi Yunus araya girmek istedi. Out kullanacak Koyun Baba. Yasin pası sağ kanada. Yusuf yerden. Hakan sol kanat. Tek top. Şimdi sol kanatta Ali. Yetişemedi bu topa. Taç. Kınık kullanacak. 7 dakika var. Taç el değiştirecek. Hakan. Koyun Baba'da tacı kullanacak olan isim. Hakan kullandı. Cafer indirdi. Tekrar Hakan geriye çıkardı. Ali ters kanada doğru bir top. Gelişine vuruş. Out. Çok etkili geldi Koyun Baba. Yusuf sağ açıktan gelişine vurdu. Arka direkte. Cafer tamamlamak istedi ama müdahalesini gerçekleştiremedi. Top da oradan out'a çıktı. Şimdi kaleci. Uzun bir top geldi Mehmet'ten. Top tekrar Koyun Baba'da. Sol kanat Hakan. Ali'ye pası. Ali kayarak müdahale. Taç Koyun Baba'nın. Ali kullandı tacı. Mehmet gelişi güzel bir şekilde uzaklaştırdı topu. Taç Koyun Baba kullanacak. Yasin. Yunus'un baskısı sonuç verecek mi? Out. Orta gönderdi. Hakan pası. Recep. Kaleci Mehmet çok güzel çıkardı. Takımının önde olmasını sağladı. Şimdi kınık geliyor. Davut. Davut ceza alanı içerisinde girdi çıktı. Faul düdüğü geldi. Kaleci Mehmet çok güzel çıkardı topu. Recep'in şutunda. Yasin pasında Hakan. Cafer tek top Hakan'a. Ahmet Hakan ikili mücadelesi out. Kaleci Mehmet out atışını kullanacak. Maçta artık son 5 dakika. Yunus indirdi sağ çapraz. Mehmet! Korner! Mehmet oyuna girdikten sonra bir gol bir asistle oynuyordu. İkinci gole de çok yaklaştı ama savunmanın müdahalesi ve korner. Sağ köşe gönderinden korner kullanacak. Mehmet'le
Kaleci Murat tokatladı. Davut. Davut Yasin ikili mücadelesi. Yasin kayarak müdahale. İbrahim girdi araya. Şimdi Ahmet. Hemen yanında Ali var. Ali topla birlikte ilerliyor. Pası isabetsiz. Hakan. Pası Cafer. Tek top tekrar Hakan. Oğuz savunmada karşılayan isim. Şimdi Cafer ilerlemek istiyor. Bu sefer de Ahmet'in müdahalesi var. Top tekrar Kınık takımında İbrahim. İbrahim vuruşunu yaptı kaleci Murat. İbrahim uzaktan etkili bir şut çıkardı kaleci Murat. Gole izin vermedi. Şimdi sağ kanattan Koyun Baba geliyor Recep. Recep'in pası doğrudan dışarı çıktı. Out. Out atışı kullanacak Kınık takımı kaleci Mehmet'le. 3-2'lik Kınık üstünlüğü devam ediyor. Artık maçta son 4 dakika. Mehmet uzun oynadı. Savunma karşıladı. İbrahim tacı kullandı. Yunus sol kanada. Ali yerden tekrar Yunus'u düşündü ama Sezgin savunmada dikkatli. Koyun Baba geliyor sağ kanattan. Recep pası. Hakan sol çapraz. Cafer önü boş. Şutu. Kaleci Mehmet harika bir kurtarışa imza attı. Korner. Cafer ortası. Recep kafayı vurdu. Out. Kaleci Mehmet bugün takımının galibiyetinde çok önemli bir rol oynuyor. Birçok kurtarışa imza attı. Davut pasında Mehmet Yasin'le ikili mücadelesi. Şimdi Sezgin faul düdüğü geldi. Maçta artık normal sürenin sonuna geldik. 2 dakikalık uzatma. Ali topa müdahale etmek isterken elle oynadı. Şimdi Yunus topla birlikte ilerliyor. Bastı topa Ali karşısında Yunus. Sol çaprazda Ali boş. Ali gelişine orta düşüncesi ama oldukça kötü bir top. Ahmet savunmada topu karşılayan isim. Yunus'a doğru Yasin. Ali ceza alanına doğru şişirdi. Kalecinden bir hata ve gol. Gol geldi. Ali attı, gol geldi. Skor 3-3. 3-3. Maçın son dakikasında beraberliği yakaladı Koyun Baba. Ali'nin ortası. Kaleci Cafer'i gördü, kontrpiyede kaldı. Hareket edemedi. Top doğrudan kaleye gitti ve gol geldi. Şimdi Recep. Recep müdahale geldi İbrahim'den. Taç kullanacak. Koyun Baba. Ali tacı kullanacak. Taç yanlış kullanıldı. Ali. Şimdi Kınık. Mehmet tacı kullandı. Yunus topla birlikte ilerliyor. Yunus ortası geldi. Açılan top. Ali indirdi. İbrahim ceza alanı içerisi. Ortası. Kaleci Murat topu kornere çeldi. Çok heyecanlı bir maç. 3-3'lük beraberlik. Şimdi korner sağ köşe gönderinden. Mehmet kullanacak. Mehmet ortası. Murat boşa çıktı. Ahmet'in vuruşu out. Ve maçta son düdük geliyor. 3-3'lük beraberlikle sonuçlanıyor maç.